Ben Mutlu Aymaz, yeni dönemde Akdeniz Belediyesi'nde kadın politikalar müdürü olarak görev aldım. Uzun yıllardır gündemimizde olan, talep ettiğimiz, yeri geldiğinde sokaklarda bunun sloganını attığımız bir durumdu. Yani regl izninin olması, işte 25 Kasımların, 8 Martların tatil olması, izinli olmamız, kadınlara özgün, kadınlara özel günlerdir bunlar ve bunların izinli sayılması bizim için geç kalınmış bir hamledir. Bizim için geç kalınmış bir karardır ama mevcut yaşadığımız düzende de biz değerlendirdiğimizde bu erkek eril aklın ürettiği sistemi düşünerek bunun içinde değerlendirdiğimizde aslında çok da güzel, tarihi olması gereken bir adımdır. Hani Akdeniz Belediyesi'ndeki kadın arkadaşlarımız diyelim biz, hani çalışanlar olarak da ben çok değerlendirmek istemiyorum ama hani kadın arkadaşlarımız nasıl kadın kimliğiyle var olabiliyorlarsa ve biz bunu önceleyerek, bunu dikkate alarak bir takım kararları hayata geçiriyorsak, ki bu noktada hani bir ortak aklın da ürünüdür. Hani bizim özellikle eş kadın başkanımız, başkan yardımcısı kadın arkadaşımız, özellikle onların da öncülüğünde ve katkılarıyla ilerlemiş bir süreçtir. Biz elbette ki aynı tavrı, aynı bakış açısını diğer belediyelerden, sadece Mersin için de değil, yani bu mümkün olduğunca yaygınlaştırılması gereken bir durumdur. Ve umuyoruz, muradımız da odur ki tüm çalışan kadınlar, sadece belediyeler için de değil, tüm emekçi kadınların bu hakka sahip olmalarıdır. İsmim Türkan, soyadım Demirkıran. Evet, 24 yıldır bu belediyede çalışıyorum. İlk defa kadın hareketi öyle bir kendi yani yaptıkları mücadeleden dolayı bu hakları elde etmişler. Teşekkür ederiz onlara. Gerçekten hani ilk gün renkli olduğu zaman çok sancılı geçiyor bazı kadınlarımızın, genç kızlarımızın. Çok güzel bir şey bence bu. Tabii ki herkes kullandırtmıyordu. AK Parti döneminde mesela 8 Mart Kadınlar Günü bizi götürdüler. Sadece seçim çalışmasını tanıttılar, başkanları tanıttılar, başkan adaylarını tanıttılar bize. Ve 5 dakika oturup orayı terk ettim. Çünkü kadınla ilgili hiçbir şekilde bir projeleri olmadığı için orayı terk etmek zorunda hissettim yani. Çok zoruma gitti gerçekten. Yani bir 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde bir başkan adayın, belediye başkan adayın tanıtımının ne alaka? Her belediye yapmalı. Yani A, B değil, hepsi yapmalı bence. Yani gerçekten kadınların hakkı diye düşünüyorum. Ben Filiz Baykara, Akdeniz Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü. Bu karar duyulduğunda ilk gün koridorda herkes çok mutluydu. Özellikle kadın personel arkadaşlarımız müthiş mutlulardı. Herkes gerçekten bu doğru haber mi diye teyite geldi. O yüzden ciddi bir etki uyandırdı. O yüzden eş başkanlarımıza kadın haklarına yönelik bu önemli kazanımı sağladıkları için çok teşekkür ediyoruz. Bu noktada destekçi olmaları çok önemli. Çünkü zaten toplumsal olarak da kadının ve erkeğin yeri maalesef bilinen ve çok tartışılan bir durumda. Kadın çalışanlarımızın zaten dışarıda toplumsal olarak yaşadığı sıkıntının haricinde Akdeniz Belediyesi'nin iş temposunda yaşadığı negatif duruma müthiş pozitif bir destek. Kadın yönelik şiddetle mücadele gününde de, aynı zamanda Dünya Kadınlar Günü'nde de böyle bir varlığın sergilenmesi çok kıymetli ve önemli. İsmim de İsrim Başa, Akdeniz Belediyesi çalışanıyım. Başkanlarımızın bu güzel düşüncesinden dolayı öncelikle teşekkür ediyorum kendi adıma ve kadın diğer arkadaşlarım, çalışanlar adına. Tabii ki o bir dinlenme süreci gibi olacak. Çünkü o ay olarak görsel bir zaruret oluyor yani kadınlar için. Aylık bir ihtiyaç, yani 100 lirada böyle bir şekilde geliyor. Ama ilk başta bizi nasıl etkileyecek? Yani bir günde olsa elimizde dinlenme şansı olmuş olacak. 25 Kasım ve 8 Mart Akdeniz Belediyesi'nde, Mersin Akdeniz Belediyesi'nde birlik olduğu için diğer belediyelerine örnek olmasını diliyorum.